Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ves-salatu ves-selamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün pratik Arapça dersimizde Eddersül Hamisu 5. derse başlayacağız. Derse başlamadan önce size bir uyarım var. Bunu ifade etmek istiyorum. Lütfen dersleri günü gününe ve derslerde geçen kelimeleri günü gününe ezberleyin. Burada size bir önerim şu olacak. Mutlaka bir 150-200 sayfalık bir defter edinin ve o defteri 3 kısma ayırın. Birinci kısmı kelime defteri olsun, 50 sayfalık. İkinci 50 sayfa bu derslerde gördüğümüz kaide ve kuralları yazacağınız kısım olsun. Üçüncü kısım da bu dersleri yazıyla, yazmak suretiyle tekrar ettiğiniz yazı kısmı olsun ve mümkün mertebe dersleri mutlaka yazarak tekrar edin. Çünkü şunu ifade etmek istiyorum, bir defa yazarak çalışmak, 10 defa okuyarak çalışmaktan daha etkilidir, daha kalıcıdır. Evet, eğer bu uyarımıza uyarsanız, İnşallah kolay bir şekilde kısa bir zamanda Kur'an dili, bu güzel Arapçayı öğrenme imkanınız olur. Evet, bugünkü dersime başlıyorum. Eddersül Hamisu 5. ders. Burada karşılıklı bir konuşma var. Saidun Yasirun. Said ve Yasir arasında geçen bir hıvar, Arapça hıvar diyoruz. Türkçesi diyalog. Karşılıklı konuşma. Ben önce bu karşılıklı konuşmayı okuyacağım. Kayda ve kurallara uygun olarak. Daha sonra açıklayacağım. Evet. Saidun ekitabu Muhammedin haza ya Yasiru Yasirun la haza kitabu Hamidin. Saidun eyne kitabu Muhammedin Yasirun Hüve alel mektebi hünake. Saidun. Eyne defteru ammarin. Yasirun. Hüve ala mektebil müderrisi. Saidun. Galemü men hâza ya aliyyü. Aliyyün. Hâza galemül müderrisi. Saidun. Eyne hagibetül müderrisi. Aliyyün. Hiye tahtel mektebi. Evet, bu karşılıklı konuşmayı, diyaloğu şimdi tekrar okuyorum ve tercüme ediyorum. Saidun ekitabu Muhammedin haza ya Yasiru. Dikkat edin. Ey Yasir, bu Muhammed'in kitabı mıdır? Dikkat ederseniz Arapça sağdan sola doğru okudum ve Türkçe mana verirken soldan başladım. Ya Yasiru, ey Yasir, ekitabu Muhammedin hâza, bu Muhammed'in kitabı mıdır? Soru. Yasirun, Yasir şöyle cevap veriyor. La, hayır, hâza kitabu Hamidin. Hayır, bu Hamid'in kitabıdır. Saidun, eyne kitab Muhammed'in? Said, Muhammed'in kitabı nerededir? Muhammed'in kitabı nerededir? Yasirun, hüve, o, yani kitaptan bahsediyoruz. Müzekker bir kelime olduğu için hüve zamiri kullandık. Hüve alel mektebi hünake, o
Hunake orada demek, orada masanın üzerindedir. O orada masanın üzerindedir. Saidun eyne defteru ammarin? Ammar'ın defteri nerededir? Yasirun hüve o ala mektebil müderrisi öğretmenin masasının üzerindedir. Saidun galemü men hada ya aliyyü? Ey Ali, bu kimin kalemidir? Tekrar ediyorum. Galemü men hada ya aliyyü? Ey Ali, bu kimin kalemidir? Aliyyün. Hada kalemül müderrisi. Bu öğretmenin kalemidir. Saidun eyne hakibetül müderrisi? Öğretmenin çantası nerededir? Aliyyün. Hiye hakibe çanta demek. Müennes olduğu için sonunda kapalı T var. Dolayısıyla müennes sayılıyor. Dişil kabul ediliyor ve dolayısıyla onu ifade eden zamir de bakın müennes bir zamir. Hiye, o. Çantadan kastediliyor. Hiye, o yani çanta tahtel mektebi masanın altındadır. Tahte altında manasındadır. Evet. Hiye, o tahtel mektebi masanın altındadır. Evet. Bu karşılıklı konuşmayı bu şekilde okuyup açıkladıktan sonra bu karşılıklı konuşmayla ilgili alıştırmalar var. Temarinü çoğul bir kelime, alıştırmalar anlamına geliyor. Hangi kelimenin çoğuluydu? Temrinün kelimesinin çoğulu. Temrinün alıştırma, temarinü alıştırmalar. Birinci alıştırmaya, birinci soruya bakalım. Ecip cevap ver. Anil esileti sorulara, el atiyeti gelen sorulara cevap veriniz. Evet, birinci soru. Eyne kitabı Muhammed'in? Muhammed'in kitabı nerededir? Evet, cevap veriyoruz. İki şekilde cevap verebiliriz. Kitabı Muhammed'in alel mektebi diyebiliriz. Veya kitap yerine zamir kullanabiliriz. Müzekker bir kelime olduğu için hüve alel mektebi, o masanın üzerindedir şeklinde cevap verebiliriz. İkinci soru, eyne kitabu ammarin? Evet, ammarın kitabı nerededir? Yine iki şekilde cevap verebiliriz. Birincisi, soru edatını atıyoruz. Buradan başlıyoruz. Kitabu ammarin ala mektebil müderrisi. Ammar'ın kitabı öğretmenin masasının üzerindedir. Veya bunun yerine zamir getirebiliriz. Hüve ala mektebil müderrisi, o öğretmenin masasının üzerindedir. Eyne hakibetül müderrisi, eyne nerede? Hakibetül müderrisi, öğretmenin çantası nerededir? Evet, yine iki şekilde cevap verebiliriz. Hakibetül müderrisi, öğretmenin çantası, tahtel mektebi masanın altındadır. Veya zamir kullanarak, hakibe müennes olduğu için, hiye, tahtel mektebi o masanın altındadır diye ne yapabiliriz? Cevap verebiliriz. Evet, sevgili öğrenciler, ikinci alıştırmamıza geçiyorum. Bakın bu ikinci alıştırmamız önemli ve bu dersin konusunu bize açıklıyor. Bu dersimizin konusu izafet terkibi. Türkçe izafet terkibi. Arapçası mudaf, mudafın ileyh şeklinde ifade ediyoruz. Veya başka bir Türkçe ifadeyle isim tamlaması. İsim tamlaması. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Edif, edif, izafet et.
El kelimetel ula, birinci kelimeyi izafet et. İle saniyeti, ikinci kelimeye izafet et. Bakın burada iki kelime var. Kitabun, bir kitap, nekra bir kelime. Muhammedun, isim olduğu için bilinen bir kişiyi ifade ediyor ve marifedir. Ne yapıyoruz? Nekra olan bir kelimeyi marife olan bir kelimeye izafet ediyoruz. Bu iki kelimeyi bir araya getiriyoruz ve bakın şurada bir terkip meydana getirdik. Şu terkibimiz, bakın şu terkip isim tamlaması diyoruz. Ne oldu? Kitabun Muhammedun iken, harekelere dikkat edin lütfen. Kitabu Muhammedin oldu. Ne oldu? Birinci kelimenin iki harekeden biri düştü. Kitabun yani tenvin bire indi. İkinci kelime Muhammedun şeklindeyken, bakın terkip haline girdiğinde Muhammedin şeklinde kesralı oldu. Dolayısıyla mana da değişti. Kitabu Muhammedin, Muhammedin kitabı. Muhammedin kitabı. Evet, birinci kelime, buna Arapça mudafun diyoruz. Mudaf. İkinci kelimeye ise mudafun iley. Kendisine izafet edilen. Evet. O zaman mana ne oldu? Kitab-ı Muhammed'in, Muhammed'in kitabı. Yani kitap Muhammed'e ait olduğu ne yapılmış oldu? Belirtilmiş oldu. Türkçesi isim tamlaması, izafet terkibi veyahut da Arapçası mudaf, mudafun iley. Herhalde anlaşıldı. Başka bir örnek verelim. İkinci bir örnek. Evet. Mektebün, bakın mektebün masa demek. Mektebün masa, herhangi bir masa, nekra bir kelime. El müderrisü, bilinen bir öğretmen. Marife bir kelime. Ne yapacağız? Öğretmenin masası manasına gelen isim tamlamasını kuracağız. Ve bu iki kelimeyi bir araya getiriyoruz ve bir terkip oluşturuyoruz. Ve şöyle diyoruz. Mektebül müderrisi. Harekelere dikkat edin. Kelimelerin son harekelerine lütfen dikkat edin. Evet. Mektebül müderrisi ne yaptı? Birinci kelimenin tenvini, kitabın buradaki tenvin ne yaptı? Bire indi burada. Bire indi. Bu bir. İkincisi, ikinci kelime el müderrisü damme idi. Terkip haline girdiğinde ne yaptı? Kesre oldu. Kesralı mecrur oldu. Ve mana da değişti. Kitabul müderrisi öğretmenin masası. Mektebül müderrisi öğretmenin masası oldu. Herhalde anlaşıldı. İşte biz bunu Arapçada ne diyoruz? Mudaf, birinci kelimeye mudaf diyoruz. İkinci kelimeye mudafun ileh diyoruz. Evet. Mudaf olan kelime kayda kural olarak yazabilirsiniz. Mudaf olan kelimenin iki kaidesi kuralı vardır. Mudafun ileyh olan kelimenin de iki kaidesi kuralı vardır. Mudaf olan kelime mutlaka ne yapması gerekir? Eliflamsız gelmesi gerekir. Başında eliflam olmaması gerekir. Bakın burada kitabu başında eliflam yok. Burada mektebi, burada da bu mudaf olan kelimenin başında eliflam yok. Dolayısıyla eliflam olmaması gerekir. Bu bir. İkincisi, mudaf olan kelime ikinci kuralı hareke olarak bir harekeli, yani tek harekeli olması gerekir. Kitab-ı Muhammed'in, bakın önceden kitabın şeklinde tenvinli iken ne oldu? Bire düştü. Dolayısıyla burada da mektebin iki harekesi vardı. Ne yaptı? Terkip haline girdiğinde bire düştü. Dolayısıyla mudaf olan kelimenin bu iki kuralını asla unutmayalım. Birincisi eliflamsız gelecek. İkincisi de son harekesi bir hareke olacak. Tek olacak. Peki mudafun leh dediğimiz kelimenin kurallı kaidesi nedir? Birincisi, birinci kaidesi genelde eliflamlı olur. Mudafun ileyh olan kelime eliflamlı olur. İkincisi, sonu kesralı olur. Kesra ile biter. Mudafun ileyh olan kelime, yani şu kelime
mudafun ileyh olan kelime eliflam başında eliflam olur, sonu da kesra ile biter. Mudafun ileyh olan kelimenin kaidesi de böyledir. Evet, şimdi bu alıştırmada bu iki kelimeyi birbirine izafet etmemiz isteniyor. Bakın burada kalemim kalemün hamidun, kalemün bir kalem, kime ait olduğu belli değil. Hamidun bir özel isim, bir erkeğin ismi Hamid. Evet, ne yapıyoruz? Burada bilinmeyen, nekre olan bir kelimeyi, marife olan bir kelimeyi izafet ediyoruz ve ne oluyor? Bir terkip, bir isim tamlaması meydana getiriyoruz ve bakınız ne gibi değişiklik oluyor? Galemü Hamidin. Galemü Hamidin şeklinde oluyor. Galemü Hamidin. Hamidin kalemi. Evet. Burada miftahun anahtar demekti. Nekra bir kelime. Evet. Elbeytü ev. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve bir isim tamlaması meydana getiriyoruz ve ne diyoruz? Şöyle okuyoruz. Miftahul beyti, miftahul beyti, evin anahtarı, evin anahtarı. Dolayısıyla birinci kelime mudaf oldu, ikinci kelime mudafun ileyh oldu. Evet, şuraya bakalım. Beytün, Abbasün, beytün, ev demek, herhangi bir ev, mikra bir kelime. Abbasün, erkek ismi. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet edeceğiz ve diyeceğiz ki Beytü Abbasin, Abbas'ın evi. İsim tamlaması kurduğumuz zaman mana değişti. Abbas'ın evi. Burada Dükkanun Ettaciru isim tamlaması yaptığımızda Dükkanu Taciri, tacirin dükkanı. Evet. Gurfetün Aliyün İsim tamlaması yapıyoruz. Gurfetü Ali'in, Ali'nin odası. Beytün el mühendisü, beytün ev, el mühendisü, mühendis. İsim tamlaması yaptığımızda, yani birinci kelimeyi, ikinci kelimeyi izafet ettiğimizde, beytül müderrisi, mühendisin, beytül mühendisi, mühendisin evi. Beytül mühendisi, mühendisin evi. Evet, defterun saidun izafet ediyoruz. Defteru saidin, saidin defteri. İsmün el veledü izafet ediyoruz. İsmül veledi, çocuğun ismi, çocuğun ismi. Mindilün yasirun izafet ediyoruz. Mindilü yasirin, yasirin mendili. Evet. Kitabun Allahu, evet, birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve bir isim tamlaması oluşturuyoruz. Kitabu, Kitabullahi, Kitabullahi, Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabı. Gamisun Ammarun, evet, Gamisun Ammarun, Gamisun gömlek demekti. Ammarun, Ammar, bir erkek ismi. Birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve ne yapıyor? Gamisu Ammarin, Ammar'ın gömleği. Evet. Bey Bintün, Bintün kız demek. Bintün kız, kız çocuğu. Evet. Ettabibu doktor demek. Ne yapacağız? Birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve okuyoruz. Bintüt tabibi, Bintüt tabibi doktorun kızı. Serirun Halidun, serirun somya yatak demekti. Halidun Halit, birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve okuyoruz. Seriru Halidin, seriru Halidin, Halidin yatağı, somyası. Evet, birinci kelime mudaf oldu, ikinci kelime mudafun ileyh oldu. Birinci kelimeye Arapça mudafun diyoruz. İkinci kelimeye mudafun ileyh diyoruz. Kendisine izafet edilen.
Miftahun anahtar demekti. Miftahun nekra bir kelime. Sonunda tenvin var. Dikkat edin. İki hareke var. Es-seyyaratü araba demek. Araba marife bir kelime. Ne yapıyoruz? Birinci kelimeyi ikinci kelimeye izafet ediyoruz ve ne yapıyoruz? Şu şekilde okuyoruz. Miftahus seyyarati arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı. Birinci kelime izafet edildiğinde birinciye mudaf diyoruz. İkinci kelimeye ise mudafun ileyh diyoruz. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. İnşallah burada kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz diğer derste. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. Fatiha.